Bir ilkokulun müdürü olan Hasan, okuldaki hırsızlık olaylarının artmasından sonra okulda geniş çaplı bir araştırma başlatmış. Son 10 günde 20 telefonun çalındığını öğrenen bu müdür, şüphelendiği 3 öğrenciyi sorgulamaya karar vermiş. İlk şüpheli Doruk, son yaşanan hırsızlık olayı sırasında Ferenc'te çalıştığını, çünkü bir hafta sonra Danimarka'ya gideceğini, ikinci şüpheli Burcu, son hırsızlık olayı sırasında futbol antrenmanı yaptığını, çünkü okulun futbol takımının forveti olduğunu, son şüpheli Ömer ise okullar arası resim yarışmasına katılmak için resim çizdiğini söylemiştir. Şüphelilerin ifadesini alan okul müdürü Hasan, bu çocuklardan birinin hırsız olduğunu hemen anlamış. Peki ama hırsız hangi çocuktur? Telefonları çalan hırsız Doruk'tur. Doruk, Danimarka'ya gideceği için Flemenkçe öğrendiğini söylemiştir. Ancak Flemenkçe, Hollanda'da konuşulan bir dildir. Danimarka'da Danca konuşuluyor. Amazon ormanlarını keşfe çıkan Selin, ormanın derinliklerine vardığı sırada haritasını kaybetmiş. Geri dönüş yolunu bulamayan Selin, şans eseri yakınlardaki bir kabileyle karşılaşmış. Bu kabilenin lideri, Selin'i ormandan çıkartacağını fakat Selin'in gücünü kanıtlaması gerektiğini söylemiş. Selin'in eline keskin bir mızrak vererek 3 tuzaktan bir tanesine girmesini söylemiş. İlk tuzakta zehirli akrepler, ikinci tuzakta deniz aslanları, son tuzakta ise kızgın kaplanlar vermiş. Peki, Selin elindeki bu mızrakta hangi tuzağa girmeli? Süren başladı. Selin'in seçmesi gereken tuzak ikinci tuzaktır. Çünkü deniz aslanları insanlara karşı zararsızdır. Ünlü gezgin Emre bir gün piramitleri incelemek için Mısır'daki çöle gitmeye karar vermiş. Çölde gezdiği sırada yanına su almayı unutan bu gezgin sıcaktan neredeyse bayılacak noktaya gelmiş. Çölde olduğu için su da bulamayan bu adam yakınlardaki tehlikeli bir piramitin içine girmeye karar vermiş. Piramitin içini araştırmaya başlayan Emre, gizemli bir vazonun içinde su olduğunu görmüş. Emre bu vazoyu kaldırır kaldırmaz içeriden bir kapı açılmış ve ortaya gizemli bir hayalet çıkmış. Hayalet, Emre'ye eski Mısır'da yaşayan insanların matematikte uzman olduğunu, bu yüzden kendisine bir matematik sorusu soracağını, bu soruya doğru yanıt verirse onu serbest bırakacağı, ancak yanlış yanıt verirse öldüreceğini söylemiş. Bakalım hayaletin sorduğu bu soruya doğru yanıt verebilecek misin? Hayalet'in Emre'ye sorduğu sorunun cevabı 7'dir. Bunun için maymuna 5, kediye 3, uzaylıya ise 2 rakamını vermelisiniz. Birbirine tıpatıp benzeyen iki spor arabanın yer aldığı bu iki resim arasında tek bir fark var. Bakalım sen bu iki resim arasındaki tek farkı bulabilecek misin? İki resim arasındaki tek fark yol çizgileridir. Peki, çizgi romandan alınmış olan bu iki resmin arasındaki tek farkı bulabilecek misin? Süren başladı. İki resmin arasındaki tek farkı senin için gösteriyoruz. Sırada zorlu bir yapboz bulmacası var. Bakalım yapbozun son parçasını doğru bulacak mısın? Yapbozun son parçası sol üstteki parçadır. Peki, bu yapbozun son parçasını bulup yapbozu tamamlayabilir misin? Hazırsan eksik parçayı bulman için sana verdiğimiz süre başladı. Yapbozun eksik parçası sol üst köşedeki parçadır. Peki sen bu bulmacaya doğru yanıt verebildin mi? Ekranda senin gözlerini yoracak bir bulmaca yer alıyor. Birbirine tıpatıp benzeyen çizgi film karakterlerinden farklı olan hangisidir?
farklı olan çizgi film karakterini senin için gösterdik. Gözlerini yormaya devam edelim. Birbirinden sevimli köpeklerin yer aldığı bu resimde farklı olan köpek nerededir? Farklı olan köpek orta sırada yer alıyor. Sırada en keskin gözlerin cevap verebildiği bu bulmacada yapman gereken bir kez daha farklı olanı bulmak. Hazırsan sana verdiğimiz süre başladı bile. Farklı olan hediye paketini senin için gösterdik. Ülke bayraklarını ne kadar iyi tanıyorsun? Bakalım ekranda yer alan bu bayrağın hangi ülkeye ait olduğunu bulabilecek misin? A. Andorra, B. San Marino, C. Moldova. Ekranda yer alan mavi, sarı ve kırmızı renkteki bu bayrak Andorra'nın resmi bayrağıdır. Peki, yeşil, beyaz ve kırmızı renklere sahip olan bu bayrağın hangi ülkeye ait olduğunu bulabilir misin? A. İran, B. Irak, C. Suriye. Ekranda yer alan bu bayrak İran bayrağıdır. Ekranda İskandinav ülkelerinden bir tanesinin bayrağı bulunmakta. Peki bu bayrak hangi ülkenin bayrağı? A. Norveç, B. İsveç, C. Danimarka. Ekranda görmüş olduğun bu bayrak İsveç bayrağıdır. Birden 60'a kadar sıralanmış olan sayıların yer aldığı bu resimde tek bir sayı eksik verilmiştir. Peki ama eksik olan bu sayı kaçtır? Eksik olan sayı 32'dir. Bu resimde ise sayılar 1'den 46'ya kadar sıralanmış. Bu bulmacada yapman gereken tek şey eksik sayıyı bulmak. Süren başladı. Eksik olan sayı 31'dir. Rengarenk dairelerin yer aldığı bu resimde iki farklı sayı gizleniyor. Bakalım sen gizli sayıların toplamının kaç yaptığını bulabilecek misin? Gizlenmiş olan sayılar 6 ve 5'tir. Bu sayıların toplamı da 11 yapıyor. Sırada bir kez daha gözlerini yoracak bir bulmaca var. Bakalım gizli sayıların toplamının kaç yaptığını bulabilecek misin? Gizli sayıların toplamı 15'tir. İlk bakışta tıpatıp birbirine benzeyen bu iki resim arasında da tek fark bulunuyor. Peki ama nerede? İlk resimde yatağın üzerinde yastık varken ikinci resimde bu yastık yoktur. Sıradaki iki resim arasındaki tek fark ise hemen göze çarpıyor ve eminiz siz o farkı buldunuz bile. Süremiz başladı. İki resim arasındaki tek farkı sizler için gösterdik. Tehlikeli bir adanın ortasındaki hazineyi aramak için gemiyle yola çıkan iki kız kardeş Betül ve Dilara, yaptıkları yolculuk sırasında korsanlar tarafından kaçırılmış.
katil korsanlar ve Türk köpek balıklarıyla dolu bir havuza, Dilara'yı ise ayağına 30 kilo bağlayıp okyanusun ortasına atmışlar. Peki bu iki kardeşten ilk olarak ölecek kişi kim olacaktır? Cevaplarınızı bize yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.